Urartular. Urartular M.Ö. 900 ila M.Ö. 600 yıllar arasında yaşamışlardır. Van, Tuşba ve çevresinde kurulmuştur bu medeniyet. Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Tarım için su kanalları ve bentler yapmışlardır ve bu su kanalları biliyorsunuz hala günümüzde kullanılmaktadır. Aynı zamanda bunlar ağaç işlemeciliğinde, maden ve taş işlemeciliğinde gerçekten de ilerlemiş bir medeniyettir. Aynı zamanda bu medeniyet ahiret inancına sahiptir. Nereden biliyoruz? Çünkü Urartular mezarlarının ev ve oda şeklinde yapmışlar ve mezarların içerisine yiyecek ve eşyalar koymuşlardır. Evet, bu ahiret inancının olduğunun göstergesidir. Aynı zamanda çivi yazısı ve hiyeroglif denilen resimli yazıyı da kullanmışlardır. İyonlar M.Ö. 1200 yılında Dor baskısından kurtulmak isteyen Akalar tarafından İzmir, Efes, Foça ve Milet çevresinde yani Ege'de kurulmuştur. Siyasi yapıları şehir devletleri şeklindedir. Yani merkezi otoriteleri güçlü değildir arkadaşlar. Şehir devletleri ilk dönemlerde krallar tarafından yönetilmiş. Ancak daha sonra oligarşik sistem kurmuştur. Yani asiller kralları ortadan kaldırmış, oligarşik sistem kurmuş. Oligarşi neydi? Birkaç soylunun bir araya gelerek yönettikleri devlet biçimidir. Yani belli bir zümrenin bir grubun devleti yönetmesi anlamına gelir. Ve son dönemlerde demokratik yönetim anlayışına da sahip olmuşlardır. Peki kolonicilik ne? Çünkü bazı devletler koloniler kuruyorlar başka topraklarda. Koloni bir devletin ekonomik, siyasal ve sosyal nedenlerden dolayı kendi sınırları dışında ele geçirip yönettiği ülkeye veya topraklara denir arkadaşlar. Koloni. Evet, bu şekilde iyonları sonlandırabiliriz arkadaşlar. Pers İmparatorluğu M.Ö. 550 ile M.Ö. 330 yıllar arasında yaşamış. Anadolu'yu eyaletlere yani satraplıklara ayırmışlardır. Bu yönetimi kolaylaştırmak içindir. Yani devleti yönetmeyi daha kolay hale getirmek içindir. Bölerek yönetmek devamlı yönetimi kolaylaştırır. Anadolu'da ticareti geliştirmeye çalışmışlardır arkadaşlar. Burada işte ne yapmışlar? Ticaret yolları yapmışlar. Yolların güvenliğini sağlamışlar. Ticareti geliştirmek için ellerinden geleni yapmışlar. Aynı zamanda çivi yazısını da kullanan bir medeniyettir. Tarihte bilinen ilk posta teşkilatını bunlar kurmuşlardır ki posta teşkilatı merkezin emirlerini işte eyaletlerdeki problemleri merkeze taşıyorlardı postacılar. O yüzden posta teşkilatı merkezi otoritenin güçlenmesini sağlamıştır. Ve aynı zamanda devlet teşkilatını kuran uygarlık da Pers İmparatorluğudur. Evet, gelelim İskender İmparatorluğuna. M.Ö. 359-323. Devletin kurucusu 2. Filip'tir. 2. Filip'ten sonra devletin başına İskender geçmiştir. İskender doğuya sefer yapmıştır arkadaşlar. Yani batıdan ta Asya'ya yani Hindistan'a kadar olan bölgeyi ne yapmış? Ele geçirmiştir. Buraya sefer düzenlemiş ve buraları ele geçirmiştir. Ve İskender'in batıdan Asya'ya yapmış olduğu seferler sonucunda arkadaşlar iki kültür, Doğu ve Batı kültürü birbirlerinden etkilenmiş ve Helenizm dediğimiz kültür ortaya çıkmıştır. İskender'in ölümünden sonra imparatorluk parçalanmıştır. Ve bu durum üzerine Anadolu'dan Hindistan'a kadar olan bölgede Selevkoslar Krallığı kurulmuştur. Selevkoslar da yıkılmış arkadaşlar M.Ö. 280'de. Ve bu devlet parçalanmış küçük küçük devletler diyelim ortaya çıkmıştır. Karadeniz'de Pontus, Kuzeybatı Anadolu'da Bitinya, Orta Anadolu'da Kapadokya, Ege'de Bergama Krallıkları kurulmuştur. Bu krallıklar içerisinde Bergama Krallığı en önemlisidir. Bu krallık Asklepion Tıp Merkezi'ni kurmuştur. Yani hastaneyi kurmuştur. Zeus Tapınağı'nı yapmıştır. Kütüphaneler açmıştır ve çok dayanıklı kağıt denilen arkadaşlar, parşömen kağıdını bunlar icat etmiştir, kullanmıştır. Evet, Roma İmparatorluğu. Roma İmparatorluğu M.Ö. 753-395 yıllarında yaşamıştır. Roma İmparatorluğu'nun kurulmasında ve gelişmesinde İtalikler, Etrüskler ve Latinler etkili olmuştur. Roma ilk dönemlerde krallıkla yönetiliyordu. Daha sonra arkadaşlar cumhuriyet sistemine geçmiş. Daha sonra imparatorlukla yönetilmiştir. Özellikle Sezar zamanında. Roma kavimler göçünden sonra 375 kavimler göçünden 20 yıl sonra parçalanmıştır ve ikiye bölünmüştür. Doğu Roma ve Batı Roma olarak ikiye bölündükten sonra Batı Roma 476 yılında yıkılmıştır. Geriye kalan Doğu Roma ise arkadaşlar Bizans ismiyle 1453'e kadar yaşamıştır. Sosyal yapısı farklıydı. Yani sınıf ayrımı vardı. Mesela patrici, pleb yani yöneten, soyları yönetilen halk, sonra kölelerden oluşan bir
ayrımcılık vardı arkadaşlar. Sosyal yapısı çeşitliydi. Aynı zamanda patrici ve plebler arasında mücadele yaşanıyordu. Bu iki sınıf mücadele sonucunda günümüz Avrupa hukukunun temeli sayılan 12 levha kanunları yayınlandı arkadaşlar. Evet, din ilk dönemlerde çok tanrılıydı. Daha sonra Hristiyanlık dini çok ciddi yayıldı ve 313 Milano fermanı ile Hristiyanlık tanındı arkadaşlar ve 381 yılında da bu din Hristiyanlık dini Roma'nın resmi dini oldu. Roma'dan günümüze kadar gelen eserler var tabii ki elbette. Mesela İstanbul'da Boğaz'dan Su Kemeri, Çemberlitaş, Dikilitaş, işte Ankara'da Roma Hamamı, işte Antalya Aspendos ve Ankara'da yine Hacı Bayram Camii'nin hemen bitişinde bulunan Augustus Tapınağı Roma'dan günümüze kadar kalmıştır. Yine günümüzde kullandığımız miladi takvime ve kullandığımız şu anki Latin alfabesine son şeklini veren de arkadaşlar Roma İmparatorluğudur. Bizans İmparatorluğu 395 yılında yani Doğu Roma olarak kuruldu arkadaşlar. Fatih İstanbul'un fethi olan 1453'e kadar devam etti. 395 yılında Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması sonrasında Doğu Roma olarak İstanbul'a kurulmuştur. 4. Haç Seferi sonucunda Latinler tarafından İstanbul'da Latin Krallığı kurulmuştur. Şöyle ki Haçlılarla anlaşıyorlar Bizans İmparatorluğu. Ama Bizans'ta iç karışıklık çıktığını duyan Latinler yani Avrupa'daki Haçlılar ne yapıyorlar? İstanbul'a geliyorlar ve burada yönetim ele geçiriyorlar. Yani Bizans'a bir anlamda son veriyorlar ve Latin Krallığı'nı kuruyorlar. Buradan tabii ki Bizans'ın soyluları kaçıyor arkadaşlar. Bizans halkından da kaçanlar oluyor. Ve bunlar İznik ve Trabzon'a geliyorlar. Ve burada İznik Rum İmparatorluğu ve Trabzon Rum İmparatorluğu'nu kuruyorlar.